Avrupalı Türklerin kanalı TRT Türk'ten ve Avrupalı Türklerin hukuktan eğitime, iş hayatından sosyal güvenliğe kadar her sorunun ya da tüm soruların cevap bulduğu rehberden herkese merhaba. Bugün ne konuşacağız? Bugün eğitim başlığında okul öncesi eğitim metotlarını konuşacağız. Okul öncesi eğitim metotlarında çocuk gelişimi uzmanı Emel Seri bugün stüdyo konuğumuz olacak ve Almanya'dan da Frankfurt'tan ve Worms'tan iki ayrı pedagog bağlanacağız. Birine Almanya'daki benimsenen eğitim felsefesini, okul öncesi çocuklar için benimsenen eğitim felsefesini soracağız. Bir diğer pedagoğa da acaba çocukları kuralsız yetiştirsek ne olur? Önce bir haberimizi okuyacağız, sonrasında pedagoğa, uzmanımıza bunu soracağız. İsterseniz hemen haberimize geçelim. Bizi izleyen özellikle ebeveynlerin dikkatini çekecek bir haberi paylaşacağız şimdi sizinle. Bazen biliyorsunuz çocuklarınıza yapmaları gereken işleri yaptırmak çok zor olabiliyor. Yatmaları gereken saat, bitirmeleri gereken ödevler veya oyun saatlerini belirlemek ve bu konuda kurallar koymak ebeveynler ve çocuklar arasında bazı çatışmalara yol açabiliyor. Bu gibi durumlarda başa çıkmak için de ebeveynlerin büyük bir çoğunluğu bir kural koyuyor evin içerisinde. Kurallar koyuyorlar, uyguluyorlar. Peki ya evin içerisinde hiç kural olmadan çocuk yetiştirmeyi deneseydiniz ne olurdu? Daha sağlıklı bir ebeveynlik mi yoksa tamamen kontrolün çocuğun eline geçtiği bir ebeveynlik mi olurdu? Sosyolog ve 3 çocuk annesi Ruth Abraham yakın bir zamanda kuralsız ebeveynlik isimli bir kavram ortaya attı. Bu kavrama göre Ruth Abraham evin içerisinde anne babaların çocuklarının eğitim ve disiplin için koydukları kurallar olmadan da çocuk yetiştirmenin mümkün olduğunu düşünüyor. Ona göre kurallar yerine alternatif üretmeye, başka çözüm yolları üretmeye, çocuğa alternatifler sunmayı teklif ediyor. Abraham bu kavramı oluştururken 70'lerde ortaya atılan ve pedagojik bir kavram olan eğitimsizlik ve anti-otoriterlik metotlarını iyileştirilerek bulunduğunu iddia ediyor. Yani bu metotları iyileştirerek bulunduğunu iddia ediyor. Haberin içeriğinde şöyle de bir bölüm var. Yapılan araştırmalarda ebeveynlerin büyük bir bölümünün ev içerisinde kurallar koymanın ve uygulamanın çocuk yetiştirirken çok önemli olduğunu düşündüğünü belirtiyor. Fakat Abraham'a göre bu tamamen hatalı bir davranış. Çünkü evin içerisinde kuralları ebeveynlerin kendi başlarına belirleyip çocuklara bunları dikte ettiğini düşünüyor ve bunun bir haksızlığa neden olduğunu söylüyor. Abraham'ın okul çağında olan 3 çocuğu da okula gitmek istemedikleri için okula gitmiyorlarmış. Kendisi Portekiz'de yaşadığı için bu böyle olabiliyormuş demek ki. Şimdi çocukları kuralsız bir şekilde yetiştirmenin ne kadar mümkün olduğunu, ebeveynlerin sorumluluklarını ve çocukları üzerindeki en doğru, en etki alanında isterseniz Almanya'dan bir pedagoğa soralım. Yayınımıza katılacak olan Adem Mehtap Hanım'a soralım. Mehtap Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Frankfurt'a selamlar. Hoş bulduk, merhabalar. Buradan da sizlere selamlar. Harika bir yayın yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, seyircilerimize bilgi verdiğiniz için. Ben size şunu sormak istiyorum. Haberimizi aktarmaya çalıştık. Portekiz'deki bir anne, 3 çocuk annesi çocukları okula gitmek istemediği için okula göndermiyormuş. Ve çocuklara kurallar koymanın onlara bir dikte etmek gibi olduğunu düşündüğü ve haksızlık olacağını düşündüğü için bunu yapmamanın daha doğru olacağını düşünüyor. Ben sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Bu konuda sizce çocuklara kural koymak ne kadar doğru, ne kadar yanlış, kural koyulmalı mı çocuklara? Tabii ki. Çok kısa ve öz bir şekilde tabii ki kurallar koymalıyız. Çünkü yaşken hani eğilir deriz ya biz. Hı hı. Daha onlara küçük yaşındayken bu kuralları adapte edemediysek emin olun gençlik çağlarında ve yetişkin olduklarında bu kurallara adapte olmaları ve toplumun getirdiği kurallara uyum sağlayabilmeleri emin olun çok zorlaşacaktır. Hatta mümkün olmayacaktır diyebiliriz. Ve çocuklar esasında hem ritüellere hem kurallara ihtiyaç duyarlar ve bu şekilde daha kendilerini güvende hissederler. Hı hı. Eğer çocuklara bir kural koymayacaksak bizim onca yıllık deneyimimiz yetişkinler olarak pek anlamı olmuyor. Sürekli çocuk deneye yanında öğrenecekse büyük bir zaman kaybı aynı zamanda. Evet. Ve hani sanki bir orman sistemiyle yetiştirmek gibi olur çocuklara kural koymadan yetiştirmeye çalışmak. Sizin de bahsettiğiniz gibi 70'li yıllarda Almancası Erziehung ungehorsam, hani kuralsız eğitim ilk başlarda Berlin'de başladı. Ve bu konsept Berlin, Frankfurt ve Stuttgart olmak üzere 3
3 ilde proje, pilot proje olarak değerlendirildi. Fakat kesinlikle iyi sonuç vermediği için yine zannedersen 5 ya da 7 yılın sonunda bu proje tamamen kaldırıldı. Yani uzun ömürlü olmayan bir projeyi bu hanımefendi Portekiz'de şu dönem denemeye çalışıyor. Hı hı. Hiç sağlıklı değil. Kurallara hepimizin ihtiyacı var. Sizin iş yerinizde, benim iş yerimde, toplumda bu sebeple polisidir, avukatıdır var. Her yerde kurallara ihtiyacımız olduğu için, bu toplumu düzene soktuğu için eğitimde de kural kaçınılmaz bir gerçek. Hem ailede hem okulda. Evet. Yani kuralsız bir düşünülemez esasında. Evin içindeki kuralların en herhalde anne babalar için çok özür dilerim zor olanı çocukların yatağa gitme saati. Orada bir türlü anneler ve çocuklar veya anne babalar ve çocuklar anlaşamıyorlar. Sizce uyku konusunda da katı bir kural koymak doğru mudur? Şöyle diyelim, yani katı mıdır bu kural bilmiyorum ama sirka diyen diyorlar ya son dönemlerde, hani doğaya göre zaten hareket ettiğimiz zaman günün batımına doğru artık hava karardıkça yavaştan yatağa gitme vaktimiz geliyor. Çünkü buna ihtiyacı var bedenimizin dinlenmeye, gün içinde aldığı çocukların özellikle tüm bilgileri yerleştirip beynin bunu hazmedip güzelce çalışabilmesi için zaten gece bir süzgeçten geçirmesi lazım. Öğrendiği her şeyi, her şeyin kalıcı olabilmesi için, özellikle çocuklar için çok değerli uyku. Hı hı. Bizler için de değerli. Ama çocuk genelde hani oyun yaşındadır. Oyun sever, oyun ister. Onu bıraksanız ona, onların enerjileri olduğu için 7-24'te oynayabilirler. Evet. Bu anlamda belli uyku saatleri, yaşına göre azalan uyku saatleri çocuklar için çok önemlidir. Mesela 7-8 yaş çocukları için 19-20'de, biliyorum bazen için çok erken geliyor. Özellikle yaz saatlerinde anne daha karanlık olmadı ki diye itirazlar da olabiliyor biliyorsunuz çocuklar saat 8'de. Evet. Daha erken olduğunu düşündükleri için. Aslında doğal saate bu uymamış oluyor. Ben şunu sormak istiyorum size ayrıyeten. Çocuklar biliyorsunuz yani az önceki verdiğimiz örnekte olduğu gibi kendi başlarına bu kurallara uyacak olsalar belki gece yarısı uyumak isteyecekler ama bunu artık pes etmiş anneler de vardır bizi izleyenler arasında. Onlara anlatalım mı isterseniz kuralsız bir şekilde eğer çocuklarımızı yetiştirirsek özellikle uyku düzeni konusunda neler olabilir? Bir kere hadi diyelim ki çocuk yaşlarındayken, 2-3-4 yaşındayken idare edersek dahi okul döneminde bizi çok zorlar bu. Yani 7 yıl boyunca istediği saatte uyuyup uyanmış bir çocuğu 6 yaşında, 7 yaşında okula giderken haydi artık sen 8'de yatağa gideceksin en geç. Uykunu alacaksın ki sabah erkenden uyanabileceksin gibi bir sisteme alıştırmamız çok zor, bu bir. İkincisi, ebeveynlerin de kendilerine biraz zaman ayırabilmeleri için de esasında çocuğun vakitlice odasına çekilmesi çok önemli. Yaz dönemlerinde evet bu panjur varsa evet odayı biraz karanlık hale getirmek çok önemli. Ben geçtiğimiz yıl Almanya'nın ilk çocuk köyünde, yani bildiğiniz bir köy, Bodensee tarafında, Valwies tarafında yaklaşık 70 yıldır da eğitim veren, orada çalışmıştım bir yıl boyunca. Muhteşem bir proje ve biz çocuklarımızı 18 gibi odaları karartıp, hani onların uykuya geçecekleri ikinci katın odalarını karartıyorduk, ışıklarını söndürüyorduk ve 18.30'dan sonra onlar işte pijamalarını giyinsin diye yukarıya çıkartıp 19'da artık yataklarında olmalarını sağlıyorduk. Zaten 19'da, saat 19 akşam 7'de yatağa giren bir çocuk ya da o işlem o dönem başladıysa işte hikaye okunsun falan diye 7.30-8'i buluyor uyku saatleri, artık uykuya geçmiş olmaları. Ve emin olun sabah daha dinlenmiş bir şekilde kalkıyorlar. Bu bizde de tüm grupta pedagogların çalışmasına rağmen zorlandığımız bir sistemdi. Hı hı. Ama o yarım saatlik sıkıntıyı göze alacak maalesef ebeveynler. Evet. Çok zor bilim, benim çocuğum olmamasına rağmen 8 yıldır bu sektördeyim, bu alanda emek ve hizmet veriyorum. Gerekirse okuduğum üniversitedeki dönemimde de hani çok fazla staj dönemlerinde de gözlemleyebilme imkanım oldu. Hı hı. Evet, zor bazı kuralları uygulayabilmek ama onlara ama ileride zorluk olmaması için belki bu zorluğa şimdi katlanmak gerekebilir. Mehtap Hanım, ben size başka bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi siz aslında sorularımız arasında yoktu. Konumuzda kuralsızlık ve kurallarla çocukları yetiştirmek ama az önce bahsettiniz çocuk köylerinden. Bilmeyenler de bilsinler istiyorum aslında. Sizden biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Kinderdorf'lardan bahsediyorsunuz. Almanya'da var olan herhalde birkaç
birkaç yerde var. Sizden alalım. Benim çalıştığım Pestalozzi adında çocuk köyüydü. Almanya'nın ilk çocuk köyü. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. 70 tane villa tipi evden oluşan bir köy. Ve orada işte tüm caddeler, her şey bu sisteme dahil olmuş oluyor. Ve her evde 7 tane ya da 8 tane çocuk barınabiliyor pedagoglarla birlikte. Ailelik sistemi var. Yani karı koca pedagogsa yine onlar da 8 çocuğa bakabiliyorlar. Almanya'nın çeşitli yerlerinden aileleriyle yaşayamadıkları için o köyde yaşayan çocuklar da 18 yaşına da geldikleri zaman onlara bir meslek kazandırılıp daha bağımsız evlerde yaşıyorlar. Çocuk köy sistemi bu şekilde. Pestalozzi'de Almanya'nın en uzun dönemdir hizmet veren çocuk köyüydü. Ben de bir pedagog olarak, Almanya'da yaşayan ve çalışan bir pedagog olarak o sistemi görmek istediğim için geçen sene orada çalıştım. Evet, şimdi hem oradan aldığınız bilgileri de bize ve seyircilerimize aktardınız. Çok teşekkür ederiz size. Ben şunu sormak istiyorum tekrar. İsterseniz tamamlayın ama ben şunu sormak istiyorum size. Kural ve kuralsızlığı konuşurken, kuralsızlık bir taraftan da bazı ebeveynlerin tercih etmesinin sebebi rahatlık diyebilir miyiz? Yani bazı sorumlulukları daha az taşımak da olabilir. Ben bunun anne babalar için getirileri ve götürüleri nedir, bunu merak ediyorum. Ne dersiniz? Götürüsü çok fazla uzun vadede. Şimdi ben de maalesef gözlemliyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim zamanlarda da hani tablet ve telefon asla uygun görmüyorum ben çocuklara. Hani ağlamasın, sussun, işte bizi rahatsız etmesin diye tablet ve televizyon veriliyor. Tablet, telefon veriliyor ya da televizyonun önüne çocuklar oturtuluyor. Çocuk burada şunu öğreniyor. Biraz ağlarsam annemden istediğimi alırım. Biraz ağlarsam babamdan istediğimi alırım. Önce hayır dedikleri şeyleri elde edebilmem için biraz ağlamam, biraz işte bağırmam, kendimi yerden yere atmam lazım ve o zaman bunu elde edebiliyorum diye çocuk bunu kaydetmiş oluyor. Hı hı. Tamam, anne çocuğa telefonu veriyor, çocuk ve anne o an rahat etmiş gibi görünüyorlar ama uzun vadede bu hiçbir şekilde bir problem çözümü olarak görülemez. Çünkü öyle durumlar olacak ki eline telefon verince halledemeyeceğin sorunlar olacak. Mesela okula gitmesi gibi, okula gitmek istemiyor. Sonra bu çocuklar okula gitseler dahi ders yapmak istemiyorlar. Yani bugünden yarına attığımız her sorun size faiziyle geri dönmüş oluyor. O sebeple gerek koyduğunuz her basit kuralda onun arkasında durmanız lazım ki çocuk sizin istikrarınızı görsün ve hayır dediğin bir şeyi her zaman çocuğa da anlatmak lazım. Bak, şu saatte uyuman lazım çünkü dinlenebilmen lazım. Yarın için dinlenmiş uyanacaksın. Çok güzel bir gün bizi bekleyecek. Bu oyunları yarın sabah yine birlikte oynayabiliriz. Lakin şu an uyku saati. Sen uyuyacaksın. Biraz sonra da biz uyuyacağız. Biz yetişkin olduğumuz için bizim biraz daha geç uyku saatimiz var diye bu şekilde öğreteceksiniz. Ve evet, o çocuk yatağı odasına geçecek. Biraz yerine göre ağlayabilir. Yani ağlayacak. Evet, çünkü çocuklar uykuya geçtikleri zaman, yani odalarına geçtikleri zaman evdeki diğer action'ları kaçırdığını düşünüyorlar. Hani korkuyorlar. Ben ne diyorum orada, neyden vazgeçme durumunda kalıyorum diye. Evet. Hayır, biz de biraz uyuyacağız deyip ve gerçekten işte aslında bu anne ve babaların da hani ne bileyim çocuğu 7'de 8'de yatağa gönderip işte 11'e 12'ye kadar belki çok oturmadan onların da dinlenmeleri çünkü lazım. Evet. Yani yaşayarak da öğretmek olabilir bu kuralları. Bunlar bence çok önemli. Şunu öğrenmemiz lazım. Yarına attığımız her iş, her kural bize faiziyle geri dönecek. Bugünün rahatlığının bedelini yarın öbür gün, bir yıl sonra, iki yıl sonra okula gittiğinde, üniversite hayatında ya çalışma hayatında ödeyeceksiniz bir şekilde. Çalışmak da istemeyecek. O zaman ne yapacak bu aileler? Evet. Bunu o zaman en büyük sıkıntı olacak ve artık çözümler herhalde azalmış olacak diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Frankfurt'a selamlar. Evet. Pedagog Adem Mehtap Kundak, yayınımıza katıldığınız için tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim davetiniz için ve böyle güzel programlar, böyle değerli programlarda yaptığınız için ayrıca izleyicilerimiz adına da size çok teşekkür ediyorum. Harika yayınlar yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, bugün kuralsız çocuk yetiştirmek mümkün mü? Öncelikle bunu konuştuk ama kurallara da mutlaka yer vermek istiyoruz. Okul öncesi eğitim metotlarını çocuk gelişimi uzmanı Emel Seri'ye soracağız ve Almanya'dan pedagog Gülbeyaz Kılıç'a bağlanacağız. Worms'a bağlanacağız ve Almanya'da benimsenen okul öncesi eğitim metotlarını soracağız birazdan.
Evet, Avrupa'da okul öncesi eğitim metotlarını çocuk gelişimi uzmanı Emel Seri'ye sormak istiyoruz. Emel Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Sizi tekrar burada ağırlamak ne güzel. Benim için de. Çok teşekkür ederiz davetimize icabet ettiğiniz için. Şimdi Avrupa'da okul öncesi eğitim metotlarını konuşacağız ama öncelikle okul öncesindeki eğitim nedir? Yani biliyorsunuz bu illa bir kural değil. Okul evet mecburidir devletlerde, sistemlerde ama okul öncesi daha böyle... özgür bırakılmış bir alandır. O yüzden sormak istiyorum size, okul öncesi eğitim nedir ve ne zaman başlaması gerekir sizce? Evet, okul öncesi eğitimle ilgili biraz sonra ben okul öncesi eğitim nedir diye anlatmak istiyorum ama biraz önce sizin konuştuğunuz konuyla ilgili çok küçük bir ben de ekleme yapmak istiyorum. Gerçekten çok önemli bir konuyla başladınız. Kurallar, kuralsızlık gerçekten önemli midir, değil midir diye. Günümüzde de çok fazla ebeveynden hani böyle çocuk merkezci olmak, çocuğu hayatının merkezine koymak ve biraz daha çocuk üzülmesin, çocuk ağlamasın derken maalesef ki kural koyma konusunda biraz sıkıntı çekmeye başladık. Ondan sonra Portekizli ailenin hani şunu söylemiş, işte anne babanın, ebeveynlerin kural koyması ve çocukların o kurallara uymak zorunda kalması aslında haksızlık gibi düşünmüş. Fakat biz öyle açıklamıyoruz. Ben Almanya'dan bağlandığınız pedagog arkadaşa kesinlikle çok katılıyorum. Biz öyle demiyoruz. Diyoruz ki biz küçük aile toplantıları yapın. Anne, baba ve çocukla birlikte. Mutlaka bu çocuk 2 yaşında da olabilir. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında da olabilir. Kaç yaşında olursa olsun aile toplantıları yapın. Ve kuralları çocuklarla birlikte koyun. Onlara da fikrini soyun. Çünkü siz istediğiniz kuralları zaten önceden belirleyebilirsiniz. Diyelim yani ki dikte erken etmemenin yatması. Tabii karşıtı ki. Kuralsızlık değil, aslında değil, bir demokrasi. Kesinlikle demokrasi, demokratik aile tipinde. Şimdi biz zaten şey diyoruz ya, diyelim ki siz zaten anne baba önceden konuşur. Ve zaten çocuklarınızla koyacağınız kuralları önceden belirleyebilirsiniz. Bu aranızdaki tutarlılık için de önemlidir. Ama bu toplantıya mutlaka çocuğu da dahil edin. Diyelim ki bu toplantıyı 15 günde bir yapın, 20 günde, haftada bir, bu evinizin iklimine göre. Her evin farklı bir iklimi var. Buna göre değişiklik olabilir. Siz o toplantıya mutlaka çocuğunuzu katın. Hatta biriniz başkan olun, biriniz yazın. Ve o zaman çocuğa da sorun. Peki sen evimizde hangi kurallar olmasını istersiniz? İnanın öyle güzel cevaplar geliyor ki bazen anne baba da çocuklardan kendilerini böyle ayna olmuş oluyor çocuklar onlar için ve çok güzel sonuçlar alabiliyorlar. O yüzden kesinlikle okul öncesinden başlayarak doğduktan itibaren kurallar olmalı. Ama bu kuralları koyarken çocuğun yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınmalı ve kural koyarken mutlaka çocuk dahil edilmeli. Çocuk kendisinin dahil olduğu bu kurallara uymakta da hiç zorluk çekmeyecektir zaten. Yaşına ve gelişimine göre de değişiklik gösterilebilir bu kurallarda. Esneklik mutlaka olması lazım tabii ki. Yani bir birey olarak sayıp onu da bu kural koymalara dahil ettiğimizde kurallara uymaları aslında kolaylaşıyor. Tabii ki o zaman çocuğa diyoruz ki sen bizim evimizin parçasısın ve değerlisin. O yüzden sen de bizimle ilgili bu kurallara katılacaksın. Senin de söz hakkın var diyoruz. Ben geçen sefer de söylemiştim. Hani hep hatırlatıyorum Halil Cibran şiirinde olduğu gibi çocuklar bir birey. Bizden oldular ama bizden farklılar. Bunu unutmadan onları da demokratik şekilde bu kurallar içerisine dahil etmeliyiz. Okul öncesine gelelim. Evet, okul öncesi eğitim ne zaman başlamalı? Genel olarak nedir? Neyi kapsar? Okul öncesi gerçekten biz tanım yaparken 0-6 yaş döneminin okul öncesi eğitim dönemi olduğunu söylüyoruz her zaman. Ve okul öncesi dönem gerçekten hayatın en kritik olduğu o yaşlarda başlıyor. Hayatımızın önemli kritik dönemleri vardır. Bunların en başı okul öncesi dönemdir ve çok önemlidir. Okul öncesi dönem çocuğun hızlı bir gelişim sürecinde olduğu bir süreçtir. Mesela çevrenizde falan görürsünüz, yeni doğan bir çocuk görürsünüz. 2 ay sonra tekrar o çocuğu gördüğünüzde ne kadar çabuk büyüdüğünü. Sonra 3 ay sonra görürsünüz, 6 aylık olduktan sonra oturmaya başlamış, emeklemeye başlamış, dişi çıkmış. Acayip bir hızla ilerler. En hızlı dönemleri bu okul öncesi dönemlerdir. O yüzden okul öncesi dönem çocukların tüm gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek eğitim ortamı, eğitim programları ve eğitimcilerle yapılan eğitimdir. Okul öncesi eğitim. Bu okul öncesi eğitime ne zaman başlanmalı sorusu bizim ülkemizde aslında tanım olarak şöyledir. Milli eğitimin tanımında 36 ayını tamamlamış çocuklar okul öncesi eğitime başlamalıdır. Bir de sosyal hizmetlere bağlı olan kurumlarda da 0-6 yaş grubu çocuklar için bu eğitim olabilir. Ama biraz daha
0-3 yaş dönemi biraz daha bakım, öz bakımla ilgili süreç olarak düşünüldüğü için asıl eğitimin 36 aydan itibaren başlaması öngörülür. Bu benim okulumun 3 yaş. Yalnız bu benim üniversiteyi bitirdiğim yıllarda çok daha geçerli bir zamandı. Ama şu anda baktığımızda dünya artık hızla değişiyor. Evet. O dönemler hani bizim yıllarımızda tabii ki çocuklar işte akrabalarımız vardı, komşularımız vardı, mahalle kültürü vardı. Kuzenler vardı, arkadaşlar vardı. Öyle olunca sokak oyunları vardı, mahallede oyunlar vardı. Aslında bir yerde bir kreş ortamı da olduğu için haliyle çocuklar mahallede de bazen yetişebiliyordu. Ya da işte komşu çocuklarıyla birlikte bir eğitim ortamında ister istemez bulunabiliyordu. Evet. Ben isterseniz bir seyirci sorusuyla devam edelim. Hemen onu sormak istiyorum size. Almanya'da yaşıyorum. Kindergarten'a yeni başlayan bir kızım var. Adaptasyon konusunda çok sıkıntı yaşadık. Yani kreşe başlayan, yuvaya başlayan bir kızı varmış. O çok sıkıntı yaşamışlar. Onu ağlayarak okula bırakmak ne kadar doğru? Her gün bu ikilemi yaşıyorum. Bu konuda nasıl bir tutumum olmalı diye sormuş bir anne. Çocuk kaç yaşındaymış bu arada? Var mıydı bilgisi? Yani kindergarten yaşı 3'tür, 4'tür, 5'tir belki. Aynen. Şimdi tabii ki şöyle düşünmek lazım. Biraz sonra bunu da konuşacağız. Pandemi döneminde biz çocuklarımızı hele bu dönemde genellikle özellikle anne ile çocuk arasında inanılmaz bir bağ kurduk. Evet. Ve çocuklar neredeyse anneden ayrışmadılar. Anneden ayrılmadılar. Evet. Çocuk için konfor alanı neresi? Eviydi. İlk defa yabancı bir yere gidecek. Tabii çocuğun ağlaması, çocuğun duygularını göstermesi aslında gayet normaldir. Evet. Burada önemli olan şu. Hani bunun süresi ne kadar? Hani hiç, çocuk o alıştırma süreci... 3,5 yaşındaymış bu arada çocuğumuz. 3,5 yaşındaymış. Tamam, dediğiniz gibi tam okula başlama zamanıymış. Evet. Yani çocuk okula başlayalı ne kadar süre olmuştu? Yani bunlar önemli. Önce önemli olan kriterleri söyleyeyim ben. Çocuk okula başlayalı ne kadar süre olmuş? Bir ay geçmiş hala çocuk ağlamaya devam ediyor mu? Çocuk sadece kapıda annesinden ayrılırken mi ağlıyor? Yoksa okul içinde de hala huzursuz, mutsuz ve ağlıyor mu? Bütün bunlar önemli. Sadece annesinden kapıda ağlıyor ama içeri geldiğinde sakinleşiyor, oynuyor ve susuyorsa, arkadaşlarla devam edebiliyorsa o zaman problem yoktur. O zaman gerçekten anneyle o kurduğu bağ arasında bağı henüz daha tam olarak o bağdan ayrılamamıştır, ayrışamamıştır. İçeride arkadaşlarla mutlu ve huzurlu oluyorsa öğretmeninden işte oradaki geri bildirimlerden bunu öğreniyordur. O zaman sorun olmaz, sorun yapmasına gerek yok. Kapıdaki süreyi uzun tuttukça çocukların ağlama süresi uzuyor. Bir defa bu böyle bir kesinlik var. O yüzden biraz daha burada net olmak, kararlı olmak. Anneler de bazen şöyle oluyor. Anne henüz kendisi de hazır olmuyor. Anne de kendisi henüz hazır olmadığı için annenin duygusunu çocuk çok çabuk alıyor. Anne eğer korkuyorsa okula başlamasından ya da kaygıları varsa okulla ilgili o zaman bunu çocuk hemen alıyor ve o alışma sürecini uzatıyor maalesef. Onun için annenin biraz daha rahat. Çocuğu için aslında ben ebeveynlere şunu söyleyeceğim. Çocuklarınız için yapabileceğiniz en güzel iyilik onu mutlu olacağı, akranların olduğu bir anaokuluna mutlaka göndermek. Onun için en iyi şeyi yaptığını düşünerek annenin biraz daha rahat olması lazım. Ama okuldaki ağlama süresi devam ediyor ve uzuyorsa onunla ilgili mutlaka oradakilerle görüşmeli. Bununla ilgili çözümü birlikte geliştirmeleri gerekiyor. Yoksa kapıda biraz kısa süreli ağlama, içeride susuyorsa, arkadaşlarla oyunlara katılıyor, etkinliklere katılıyorsa o zaman problem değildir. Ama dediğim gibi kapı süresinin çok kısa tutulması, alışma döneminde bazı çocuklar için biz yavaş yavaş işte bir saat, iki saat, iki gün, üç gün, beş gün şeklinde. Ama bazen de bunu 15 gün, 20 güne bile uzatabiliyoruz. Tamamen çocuğa bağlı. Belki bu süreyi de bir gözden geçirmek gerekebilir. Bazen mesela anneler bir iki gün yanlarında oluyorlar. Bu da uygulanan bir şey midir? Yani doğru mudur? Yani uzatmamak gerektiğini söylediğiniz için soruyorum. Ya aslında şunu söyleyeyim. Tamamen çocuğa göre değişiklik gösteriyor. Şu var. Eğer birinci, ikinci gün anneyle birlikte birer saat, ikişer saat kaldığında üçüncü gün bir bakıyoruz çocuk rahatsa annesiz iki saat ya da üç saat kalabiliyor. Tam gün olarak değil, yarım gün olarak belki bir hafta o şekilde devam edebilir. Ama ondan sonra ki süreler tam güne geçebilir. Kapıdaki süre derken anne çocuğu verirken bazen o kadar fazla işte ben geleceğim seni alacağım sen hiç merak etme bak işim var ben seni çok seviyorum ben de seni çok seviyorum biraz daha dur öpeyim bir kez daha öpelim bir kez daha sarılalım derken
Çocuk oradan bir aralık kapı buluyor. Diyor ki annem beni bırakmayacak herhalde. Hmm. Ondan sonra başlıyor biraz biraz ağlamaya. Aslında iyi niyetle yapılan bir evet, şey. Yani anne, uzun uzun ki. Bir vedalaşarak, anlatarak, işte birkaç saat sonra geldiğini söyleyerek hmm. aslında hani tavsiye edilen şeyler gibi geldi hmm. bana. Ama evet. diğer taraftan sizin söylediğinize göre o süreyi uzattığı için evet, de çocuğu süreyi uzadıkça bazen tedirgin eden bir durum. Yani her çocuk için söylemiyorum ama bazı çocuklar o kapıdaki süre uzadıkça anneye biraz daha hızlı sıkı sıkı bağlanır. Sıkı sıkı tutar annesini, bırakmak istemez. Bazen bu süreyi kısa tutmak ve çocuğu hani adaptasyon süreci bittikten sonra çocuğu öğretmene teslim ederek gitmek en güzelidir. Evet. Süreyi uzatmadan. Evet. Okul öncesi eğitim metotlarını konuşuyoruz. Sizlerin de sorularını bekliyoruz. Çift 090 553 038 99 48 ve rehber@trt.net.tr e-mail adresine sorularınızı hemen şu kısa arada gönderin. Görüşmek üzere. Rehberden tekrar merhaba. Avrupa'da okul öncesi eğitim metotlarını konuşuyoruz. Stüdyo konuğumuz çocuk gelişim uzmanı Emel Seri. Kuralsızlıklardan bahsettik. Okul öncesinde eğitim nedir'i konuştuk, ne zaman başlamadır'ı konuştuk ama metotlara şimdi geleceğiz. Türkiye'de benimsenen metotlar nedir ya da evrensel midir bunlar? Bunları sormak istiyorum ve metotlarda hangisini tercih etmeli anne babalar veya hangi kurumlar doğru olmaz herhalde ama hangi metodu tercih ederek bir yere göndermeliler? Kreşe, yuvaya, anaokuluna? Ya aslında hani... Ben de size tamam üniversitede bu metotlarla ilgili bilgi sahibi olmuştuk. Daha sonra en çok yurt dışında gittiğim okullardan örnekler vermek istiyorum. Okul öncesine başlama yaşının da gitgide aşağıya doğru indiğini söylemek istiyorum. Evet. En son Bulgaristan'a gitmiştik. Bulgaristan'da 2'ydi başlama yaşı. Ondan önce Letonya'ydı. Letonya'da da 1'di okul öncesine başlama yaşı. Estonya'da 1,5'tu. Bak gördüğünüz gibi aslında 3 yaşı beklemeden insanlar artık 1 yaşında, 1,5 yaşında, 2 yaşında okul öncesi eğitim kurumlarına çocuklarını başlatıyorlar. Biraz sizce önce, bu doğru mu? Ben çok doğru buluyorum. Öyle ve mi? Hep diyorum ki ne kadar erken o kadar iyi. Anne babalar bazen diyor ki ay hocam hiç kıyamıyorum diyor. Daha çok küçük diyor. Ama inanın becerilerin gelişmesi anlamında o erken yaştaki çocuklara ben gözlemlediğim zaman işte 4 yaşına geldiğinde aslında birçok da evden yanlış ya da anne babaya göre bazen hani o koruyuculuktan çocuk vazgeçemiyor ve bazı gelişimlerini olumsuz yönde etkilediğini görüyoruz. Ama 1 yaşında 1,5 yaşında okula başlamış diyelim 2 yaşında başlamış canavar oluyorlar. Yani gerçekten de her yönden her gelişimleri yönünden inanılmaz hızlanıyorlar. Bir de yanlarında eğer kendilerinden büyük olanlar varsa onlardan da birçok şey öğreniyorlar. Zaten şöyle bazen videolarda falan siz de karşılaşmışsınızdır. Diyelim ki öğretmen bir şarkı öğretiyor ya da oyun öğretiyor. Dikkat edin bakın çocuklar öğretmene bakmaz yanındaki arkadaşına bakar. O ne yapıyorsa ve onu yapar. Evet çünkü o dönem zaten okul öncesi dönem taklitle öğrenme dönemidir. O yüzden bizde de mesela okul öncesinde öykünme oyunları oynayalım deriz. Taklit oyunları oynayalım deriz. Çünkü bu oyunlar sayesinde çocuk aslında öğrenir. Ve arkadaşına bakarak onu da öğrenir. Mesela el çırpıyordur arkadaş o da elini çırpar. Havaya kaldırıyordur o da havaya kaldırır. Tamamen burada arkadaşına bakarak okul öncesinin işte en güzel yönü belki akranlarıyla birlikte güvenli bir alanda ve belirli bir program içerisinde yer almalarıdır. O yüzden her zaman önemlidir. Bazen anne babalar şöyle düşünür. Mesela şimdi okul öncesinin yurt dışındaki modelleri konuşurken şunu söylemek istiyorum. Bizde mesela serbest zaman etkinlikleri dediğimiz etkinlikler vardır ve inanın bir çocuklar için çok çok önemlidir. Hayal gücü ve yaratıcılığı için çok önemlidir okul öncesinde. Mesela Avrupa'da bahçe etkinlikleri, doğa etkinlikleri, açık hava etkinlikleri çok fazla olur. Çocuk işte sabahta, belki sabahtan akşama kadar en son gittiğim bu ülkelerde işte Bulgaristan, Letonya'da okulun dışında bir de her sınıfın neredeyse
bahçesinde bir sınıf daha var. Hı hı. Etrafı kapanmamış. Sadece işte, hı hı, düşünün şöyle dört tane direk yapılmış duvar gibi. Aralarına cam ya da işte bir şeyle kapatılmış. Hı hı. Ve orada da materyaller var. Çocukların oynayabileceği, işte etkinlik yapabileceği materyaller var. Soğukta da soğuk orası. Evet. Hani kapatılmamış bir yer, alan olduğu için. Ama çocuk her gün orada da hem dışarıdaki o sınıfında, hı hı, etkinlik yapıyor. Hem de içerideki sınıfında etkinlik yapıyor. Böylece aslında açık havadan da doğadan da en üst düzeyde faydalanmış oluyor. Biz pandemi sayesinde belki biraz daha fazla doğayı kullanalım, doğada etkinlikler yapalım diye bunu yapar olduk. Ama, hı hı, insanlar çok uzun zamandan beri, biz 2006 yılında ben ilk defa Almanya'ya gittiğimde, hı hı, sizin memleketiniz diyeyim. Evet. Orada çocuklar Waldorf okullarına gitmiştik. Evet. Hı hı. Sabah 7'de anlaşmıştık. Sabah 7'de geleceğiz diye. Sabah 7'yi 5 geçe gitmişiz. Bizi bir içeri almadılar zaten. Ertesi gün tekrar gittik. Kurallar işte, saat, zaman, evet, çok çok önemli diye. Neyse, çok hava o kadar çok soğuk ki biz böyle üst üste giymişiz gitmişiz. Çocuklar o soğuk havada, buz gibi havada, bizde bir de ötelenen ve unutulan öz bakımla ilgili beceriler. Hı hı. Kendileri bir saat giyindiler, öğretmen bekledi, bir saat bekledi, giyindiler. Sonra açık havaya çıktılar. Neredeyse iki saat o karda, kışta oynadılar. Ondan sonra kaydıraktan kaydılar. Ama hiçbir şekilde belki de bu planlamayı hiç değiştirmiyorlarmış. Hiçbir, hı hı, her gün evet, mutlaka en az bir saat, iki, hı hı, saat bu çocuklar dışarıdalar. Kayıyorlar, hopluyorlar, zıplıyorlar. Tulumlarını giyen çocuklar, evet, bahçedeler. Bu o kadar önemli ki. O hava durumuna, ki, o iklime, aynen, uygun kıyafetlerle kar kış demeden. O yüzden yazında sıcakta bahçede hiç fark oradalar. Böylece çocuk aslında doğada, hı hı, problem çözme yeteneği gelişen, hı hı, sosyal becerileri gelişen, sosyal duygusal zekası, becerileri gelişen çocuklar oluyorlar. Daha girişimci, daha hayal gücü geniş, hı hı, daha yaratıcılığı geniş. Bir de tabii biraz önce de başlattığım o cümlede, bir de o dönem yapılandırmadan, yani bahçedeki etkinliği, hı hı, çocuklarla çok yapılandırmadan, hı hı, çocuğu özgür bırakarak diğer çocuklarla birlikte neler yapabileceğini, hı hı, seviyesinin ne kadar olduğunu da ortaya çıkarması için bir fırsat oluyor. Kitabınızı okudum. Orada diyorsunuz ki biraz vakit tanıyın, hı hı, onları bir yalnız bırakın, evet, ve bakın kim bilir ne oyunlar ortaya çıkacak. Kesinlikle. Oysa şimdi anne babalar işte çocuğu meşgul etmek için. Aynen. Her türlü yöntem, işte az önce Mehtap Hanım söyledi, eline bir tablet veriyorlar, boş kalmasın, sıkılmasın, hı-hı, ağlamasın diye. Halbuki yani bugün okuduğum için de söyleyeyim, evet, yani boş bıraktığımızda gayet kreatif sonuçlar çıkabiliyor, çıkacak, diyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi anneler babalar o kadar, biraz da tabii sosyal medyanın da etkisi oluyor burada. Hı-hı. Çocuklarım için acaba ne yapabilirim, daha fazla ne yapabilirim? Evet. Bu etkinlik bitti, şimdi hangi etkinliğe geçeyim? Ben de anne babalar ki, organizatör gibi 24 saati doldurmak için uğraşıyorlar. Biz ev ziyaretleri de yapıyoruz. Ev ziyaretlerine bir bakıyorum ben. Herkesin evi bizim anaokulundan daha, diyorum, daha çok eşya var sizde. Bırakın biraz çocuk sıkılsın, sıkılmaya da izin verin sıkılmasına. Hadi işte resim etkinliğimiz bitti, şimdi kağıt işlerine geçelim. Kağıt işlerimiz bitti, Montessori etkinliği yapalım. Ebeveynlerinden bunları duyuyorum. Hiç çocuğu boş bırakmadan günlük yaptıkları, planladıkları etkinlikler var. Ama ondan sonra o çocukların okula uyumları da sıkıntılı oluyor. Çünkü evde zaten, diyor, ben bunların hepsini evde de yapıyordum, evet, diyor. Benim evimde daha güzel kitaplar, daha güzel oyuncaklar da var, diyor. O yüzden biraz çocuğu rahat bırakmak, kendi başına. Sonra ama şu da var, şöyle bir kötülük oluyor. Kendi başına oyun kuramıyor, kendi, hı-hı, başına oynayamıyor, kendi başına zaman geçiremiyor. Çünkü hep birileri organize etmiş, aynen, anne baba organize etmiş, evet, ve ona sunmuş haliyle, bir şeyleri ortaya çıkarma konusunda, evet, becerisi hiç gelişmemiş, tabii, oluyor. Çünkü. Bir de şu oluyor, çocuk sıkılıyor da, yani çocuk, pardon, çocuktan anne baba da bir süre sonra sıkılabiliyor. Evet. Diyor ki yoruluyor, hı-hı, onu da yaptım, bunu da yaptım, 3 yıldır daha ben her şeyi yaptım. Evet. Bir sorumuz var Emel Hanım. Merhaba, oğlum 4,5 yaşında, ana sınıfına yeni başladı. Sınıfındaki arkadaşlarından bir yaş küçük olması onun özgüvenini etkiler mi diye sormuş. Biliyorsunuz o yaşlarda 1 yaş, 6 ay çok da önemli bir fark olabiliyor bazen. Tabii, ne olabiliyor. Dersiniz? Biraz burada aslında bu bütün eğitim yöntemlerinde önemli olan tek kişi vardır. O da öğretmendir. Biraz, hı-hı, sonra bundan da bahsedeceğim. Burada öğretmen çok çok önemli. Öğretmen, evet. Biz şöyle düşünün. Yine yurt dışına gittiğimiz bir ülkede Montessori eğitim yapan bir okuldu Montessori burası. Montessori eğitimi nedir? İsterseniz bunu da bilmeyenler için açıklar mısınız? Yani biz aslında Maria Montessori bir tıp doktoru, hı-hı, ve eğitimci.
Sonra Manuel Montessori aslında zihinsel engelli çocuklar için materyaller geliştirmiş. Onlarla ilgili faaliyetler geliştirmiş. Daha sonra bunu biraz daha sosyoekonomik düzeye düşük yerlerde uygulayarak bakmış ki aslında bu tüm çocuklar için gerçekten güzel, özel materyalleri olan, basitten karmaşaya, somuttan soyuta doğru materyalleri olan, duyusal materyal olan bir eğitim sistemi. Bu eğitim sisteminde bizim ülkemizde de uygulanıyor bu eğitim sistemi. Biraz yurt dışında gördüğüm, gittiğim okullardaki Montessori okullarıyla bizim ülkemizde biraz daha tabii ki farklı uygulanıyor. Hı hı. Biraz yorumlama farkı arada olacak tabii ki. Herkesin biraz daha, hem de kültürlerimiz de farklı, o yüzden biraz da yorumlama farkı oluyor tabii ki. İşte bu okullarda işte farklı atölyeler daha çok yaş grupları aynı karma olabiliyor zaman zaman. İşte diyelim ki 3-6 yaş karma olabiliyor zaman zaman. Atölye çalışmalarına ve her atölyede bir öğretmen, bir lider orada çocukları yönlendirebiliyor. Evet. Burada ama öğretmen işte gittiğimiz o okulda, Estonya'da bir okuldu bu. Okulda çocuklara her yaşa farklı etkinlik veriyor ama aynı sınıftalar. Her yaşa fark ediyor yani bir yaş. Tabii ki fark ediyor. Bir de şöyle mesela çocuğa şey de veriyor, seçim hakkı da veriyor. Sen hangisini istersin, ne yapmak istersin diye. Öğretmen aslında burada öğretmen çocuğu doğru yönlendirir. Arkadaşların da tabii ki doğru yönlendirirse hiçbir problem olmaz. Hatta çocuğun o sınıfta biraz daha küçük olması onun için bence çok büyük bir avantaj olur. Ondan ay olarak ya da yaş olarak o büyük olan çocuklardan daha fazla öğreneceği bilgiler vardır ve daha hızlı öğrenme gerçekleşir. Yani özgüvenine bir etkisi olmaz. Hiçbir şey olmaz. Dediğim gibi öğretmen burada çok önemli. Öğretmenin çocuğu öne çıkarması, zaman zaman öğretmenin onu işte yanlış ya demeyeyim ama hani eksik olan ya da işte bazen belki çocuğun o anda cevaplayamadığı bir şeyde desteklemesi, onun böyle biraz daha özgüvenini destekleyici çalışmalar yapması, o çocukla ilgili kurduğu o ilişkide ve çocuğu öne çıkarması çabasıyla hiçbir zaman o özgüvenle ilgili bir problem yaşamaz. Ben şunu da sormak istiyorum size hocam. Şimdi öncesinde biliyorsun yani yıllar öncesinde medyanın daha az kullanıldığı, özellikle sosyal medyanın olmadığı dönemlerde belki anneler işte komşusundan duyduğu, işte öğretmenden duyduğu, en yakın okuldaki olan metotlarla hayata devam ediliyordu. Ama şimdi sosyal medyanın da olmasıyla herkesin bir önerisi var. Evet. Herkesin bir fikri var. Herkesin değerlendirmesi var. Farklı bir metot, yeni metotlar belki ortaya çıkıyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Ya aslında şimdiki zamanın annelerinin işi sizce daha mı kolay daha mı zor bence. Eskiden bu kadar çok insanların kafası karışmıyordu belki de. Şimdi daha çok kafa karışıklığına başladı her şey. İşte Waldorf sistemi var hocam. Acaba Waldorf'a mı uygun benim çocuğum? Waldorf okulları geziliyor. Yani doğada olan çocuklar. Biraz daha aynen öyle doğada yaparak, yaşayarak, doğalı her şeyin. Orada da bir çocuk, bir birey çok da güzel. Ben bu yöntemlerin hepsini inanın çok beğeniyorum. Çok önemli böyle çocuklar için, çocukların gelişimi için çocuğu öne çıkaran yöntemler. Doğada yaparak, yaşayarak öğrenme. Mesela Waldorf okullarına gittiğimizde o yine Almanya'da bir okuldu. Beni biz böyle öğretmen arkadaşlarla çocuklarla birlikte etkinlik yapacağız. Dediler ki hocam siz şu yünü eğerin. Diğer arkadaşım sınıfta yetiştirdikleri bitkileri toplayıp öğretmenle birlikte ekmek yaptılar birlikte. İşte bir grupta başka bir etkinlik yaptı. Yani çocuğun elin mesela orada hep bu örneği anlatıyorum. Çok şaşırmıştım. Sınıfın ortasında bu çocuklar 4 yaşında böyle şey merdivenler vardır ya hani boyacıların falan kullandığı oradan çıkar buradan iner öyle bir merdiven var. Çocuklar oradan iniyor buradan çıkıyor falan. Ondan sonra ellerine bıçak verdi öğretmen, ağaçları yonttular. Hani böyle düşündüğümde bize diyorum bu çok fazla da uymuyor. Çok riskli. Çok riskli diye görürüz. Bizde mesela hala 5-6 yaşında çocuğa çatal bıçak vermeyen ebeveynler var. Aman eline mi batırır, gözüne mi batırır diye. Makası vermeyen, sakınan anne babalar oluyor. Aman bir şey mi olur diye. Belki de asıl problem oradan çıkıyor işte. Hep sakındığımız ve sakladığımız için çocuk doğrusunu nasıl kullanacağını bilmiyor. O yüzden aslında çocuğa doğrusunu anlatmak, onunla birlikte kullanma becerisini geliştirmek çok önemli. İşte bu okullarda çocuk bir birey. Sonuçta buradaki bu Waldorf'ta da, Reggio'da, Montessori'de de ya da ne bileyim başka okullarda uygulanan step by step diye ya da doğada yaparak, yaşayarak öğrenme. Bununla ilgili Amerika büyük bir araştırma yapmış. Demiş ki yani bu sistemlerden acaba hangisi iyi ve biz hangisini uygulayalım diye birçok da para harcanmış.
Sonra o sonuç sizce olarak... Sizce bu yöntemler birbirine benziyor mu? Yani benzeyen çok, tabii ki benzeyen yönleri çok var. Karma bir şey ortaya çıkarıyorlar mı? Hı-hı. Ben onu merak ediyorum. Çünkü yani hiçbir eğitim kurumu da biz şunu uyguluyoruz diye mi yola çıkıyorlar? Yani bunu tabii şimdi ülkemizde var. Evet, Waldorf okulları var. Reggio Emilio İlhamlı okullar var. Montessori okulları var. Hı-hı. Kapsayıcı eğitim sistemini uygulayanlar var. İşte orman okulları, hasat okulları. Hı-hı. Pek çok farklı eğitim yöntemleri uygulayanlar var. Şimdi bunlardan hangisini neye göre seçmeliler sizce? Bence şöyle, hani çocukların tanımaları çok çok önemli bence. Ebeveynlerin çocuğunu tanıması önemli. Orada isminin şu ya da A ya da B olmasından çok çocuğunun gerçekten benim çocuğumun gelişimine uygun olan budur diye düşünüyorum. Diyorsa diyelim benim çocuğum ne bileyim masada daha çok aktivite yapabilir ya da akademik anlamda gelişimini de daha çok desteklensin diyorsa ona göre bir yer seçer. Ama benim çocuğum özgür ruhludur. Hı hı. İşte bahçede ve doğada zaman geçirmeyi sever. Ondan sonra kendisi keşfetmek ister. Keşfi sever. Öğretmeni de keşfedici olsun der. Ona göre bir yer seçer. Bence burada en önemli şey çocuğu tanımak. Hı hı. Çocukları tanımadan sırf komşu gönderdi, Instagram'da çok reklamı var ya da arkadaşlar dediler çok iyi bir yermiş diye değil. Çocuğu öncelikle ben çocuğumuzu bir gözlemleyelim. Bakalım bizim çocuğumuz hangi sisteme daha uygun? Bu sistem içerisinde yer aldığında mutlu mu olacak, mutsuz mu olacak? Onun gelişimi gerçekten desteklenebilecek mi onu düşünmek lazım. Yoksa A'sı, B'si, C'si değil. Evet. Bence çocuğa iyi gelen, çocuğun kazanımlarını en üst seviyeye çıkaran. Yani en prestijli eğitim sistemindense çocuğumuza en uygun olanını tercih etmemizi öneriyorsunuz. Kesinlikle, Emel Hocam. Kesinlikle, aynen öyle. Bir de şu var. Burada işte biraz önceki şeyi söylediğimde araştırmalar şunu göstermiş. Burada en önemli kişi öğretmen. Hı hı. Öğretmenin bu anlamda kendini geliştirmesi, öğretmenin bunu içselleştirebilmesi. Hı hı. Siz dünyanın en güzel okulunu kurun, Montessori yapıyoruz deyin, araç gerecini alın. Onun işte içerisinde her türlü donanımı sağlayın, Montessori'ye uygun donanımı sağlayın. Ama öğretmen hala onu içselleştiremedi ve bu yöntemi bilmiyorsa, uygulayamıyorsa... O yüzden yurt dışında aynen çok büyük o yüzden yurt dışında okul öncesi eğitim öğretmenliği çok önemlidir. Hı hı. Bence ülkemizdeki belki en büyük üzüntü duyduğum konulardan birisi bu. Okul öncesi eğitim öğretmeni kendi yaptığı işinin çok farkında değil. Hı hı. Ne çok kadar önemli bir, iş yaptığının ya sen hayatının çocuğun hayatının en önemli dönemine dokunuyorsun. Dokunuyorsun. Ve bu dönemdeki travmalar oluşursa ondan sonra ergenlik, ondan sonra yetişkinlik kurtarabilirseniz kurtar. Evet. Geçen gün bir veli geldi görüşmeye bana. Dedi ki yanlış okul seçmişiz hocam dedi. Hı hı. Sonra çocuğu psikolog özel eğitimci gezdirdik dedi. Evet. Yani dolayısıyla işte bazen biz yapıyoruz. Dikkat etmek gerekir ki çocukları sonra gezdirmek gerekmesin. Kesinlikle. Dediğiniz gibi terapist. Ondan sonra yani onlar da hani kötü bir şey değil ama değil, baştan güzel seçimlerde bulmak, çocuğu iyi tanımak ve doğru yere teslim etmek herhalde en güzeli olacaktır. İsterseniz bir de Almanya'ya uzanalım. Hı-hı. Ve Almanya'daki eğitim metotlarında hangi eğitim felsefesi benimseniyormuş bunu soralım. Gülbeyaz Kılıç'a, pedagog Gülbeyaz Kılıç Almanya Boğamsan yayınımıza katılıyor. Gülbeyaz Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Kübra Hanım, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, umarım siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Evet, ha? Emel Hocam'la gerçekten çok da hoşuma gidiyor Emel Hocam'ın çocukları anlatması. Eğitim metotları hakkında da güzel bilgiler edindik ama bir de Almanya'daki eğitim metotlarını size sormak istiyoruz. Özellikle Almanya'da işte bir sürü isim geçti burada. Montessori, Waldorf bunun gibi sistemler. Biz mesela kendi gittiğimiz kindergarten acaba neyi uyguladı diye kendi kendime soru işareti oldu bende şu an aklımda. Size sormak istiyorum. Almanya'da benimsenen eğitim metotları veya eğitim felsefesi nedir okul öncesi için? Okul öncesiyle alakalı olan felsefe şu aslında, şu anda çok yaygın. Özellikle şu son 5 senedir eğitim kurumlarının çok ciddi anlamda yaptıkları çalışmalarda hep kapsayıcı bir felsefe söz konusu. Hı hı. Yani çocukların bütün algı kanallarının içerildiği hem de bilimsel anlamdaki çalışmaların baz alındığı ve metotların daha çok çocuklara yatkın ve uygun bir şekilde uygulanılacak olan projeler geliştirilmesi de hedefleniyor. Bazen hedefler pratikte maalesef yeterli kalmıyor. Bazı problemler her zaman çıkabiliyor. Sistematik olarak bazı sorunlar var. Ama felsefe şu, çocuğun kendi iradesini güçlendirmek, kendi kişisel gelişimini altını çizebilmek ve özgüven kazandırmak.
Evet. Peki Avrupa'nın diğer ülkelerindeki eğitim metodu nedir? Siz buna dair bir araştırma yapabildiniz mi ya da biliyor musunuz? Bununla alakalı birçok çalışma var. Doktora tezleri vesaire de yazılmış daha evvelden. İlgilenen kişiler için muhakkak araştırmalarını da tavsiye ederim. Sadece şurada bu kıyaslamaların ne kadar doğru olmadığını sorguladığımı bildirmek istiyorum. Zira her ülkenin ve her bölgenin kendine has bir sosyolojisi var. Dolayısıyla başka ülkelerin metotlarıyla Avrupa'yı ya da işte Almanya'yı kıyasladığımızda bazen yanlış sonuçlara da varabiliyoruz. O yüzden Almanya'nın bir göç ülkesi olduğu gerçeğini esas alarak yapılan çalışmaları ben daha çok göz önünde bulunduruyorum. Gülbeyaz Hanım, az önce Emel Hocam şu konularda işte üzüntü duyuyorum diye Türkiye'de okul öncesi öğretmenlerin eğitiminde özellikle bir eksiklik olduğunu düşündüğünü söyledi. Siz ne dersiniz? Almanya'da özellikle okul öncesi eğitim konusundaki eksiklikler neler? Göç ülkesi olduğunu da söylediniz. Belki onunla alakalıdır diye tahminde bulunacağım şimdi ama sizden alalım cevabı. Sistematik olarak ben bakıyorum. Özellikle biliyorsunuz bir ülkenin eğitim sistemi nasılsa refah seviyesi de ona göre paralellik gösterir. Eğitim sisteminin içerisinde birçok hata var. Özellikle göç ülkesi olmasından dolayı bu kadar renkliliği aynı anda kaldırabilmesi hem sistemin içerisinde hem imkanların yani genel çerçevenin, politikanın ama eğitmenlerin de bu konudaki hassasiyetlerini kendilerini geliştirmesini gerektiriyor. Maalesef aynı zamanda özellikle eğitimden uzak olan aileler için yeteri kadar onları bu eğitim seviyesini yükseltecek şekilde çocuklarını ve anne ve babaları, ebeveynleri de dahil edebilecek kadar ilerlemedik henüz. Bundan doğan birçok sıkıntı söz konusu. Özellikle pandemi sürecinde bunu gözlemleme şansımız oldu. Çünkü makas iyice büyüdü diyoruz. Evet. Bu tür aynı şansa sahip olmayan, aynı imkanlara sahip olmayan çocuklar daha fazla maalesef yani negatif etki altında kaldı. Nasıl iyileştirilebilir sizce bu eksiklikler? Kritik analitik düşünmemiz gerekiyor burada. O yüzden hem çocukların bireysel olarak gelişmeleri, aynı zamanda sosyolojik anlamda bir grupla hareket edebilmeleri için onları teşvik etmemiz lazım. Ama hep pedagojik bir üçgenden bahsederiz Almanya'da özellikle. Bu şunu gerektirir. Eğitim ağında üç ayak vardır. Çocuğun kendisi, yani ihtiyaçları, istekleri ve merak ettiği şeyler. Diğer taraftan ebeveynler ve aile, yani sosyal çevre ve eğitmenler ya da eğitim alacak kurum. Bu üç basamağı eğer bir araya getirebilirseniz sağlam bir masa oluşturabiliyorsunuz. Yeni şeyler inşa edebilmek için. O yüzden üç alanda desteklenmeleri önemli. Evet, çok teşekkür ederim. Sizin de bağlı bulunduğunuz ya da içerisinde bulunduğunuz bir eğitim kurum var. Bu diğerlerinden farklı mı? Siz bir fark katmaya çalışıyor musunuz? Yoksa maalesef eleştirerek devam ediyoruz diyenlerden misiniz? Ben eleştirinin aynı zamanda çözüm odaklı olması gerektiğine inanırım. O yüzden eleştiri getiriyorsanız muhakkak geliştireceğiniz noktaları da bilmeniz lazım. Sadece eleştirmekle kalmamak gerekiyor. Benim biliyorsunuz birçok projede çalıştığım için şu anda ana çalıştığım nokta benim bir ilkokul. O yüzden biraz farklı bir sistem ama kurduğumuz anaokulu, Müslüman anaokulu için şunu söyleyebilirim. Değerler kavramı, az önce demiştiniz ya kendi anaokulumda acaba hangi sistem uygulanmıştı onu merak ettim diye. Muhtemelen Müslüman olan çocuklar, bizim yaşıtlarımız, sizin ve benim generasyonum için söylüyorum. Evangelist olan anaokulunda daha çok. Hatırlıyorum. Katolik. Evet. Önlü. O dönemler çok daha yaygındı. Eğitimler ama daha çok Hristiyanlara yönelik bir eğitim sistemi söz konusuydu. Benim özellikle Müslüman anaokulunu kurduğumuz anaokulunda sadece Müslümanlara yönelik değil, bütün değerler sistemine açık bir şekilde bir konsept hazırlamıştık. O yüzden özelliği ve farkındalığı bu olsa gerek. Çok teşekkür ederiz Gülbeyaz Hanım. Gerçekten bu bilgileri bizimle paylaştığınız için Worms'a selamlar. Pedagog Gülbeyaz Kılıç yayınımıza katıldığınız için teşekkürler. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, süremizin gerçekten çok daraldı süremiz. Ben şunu sormak istiyorum size hocam. Özellikle pandemiyle birlikte şunu fark ettik. Çocukları bir taraftan evet evde tuttuk ama diğer taraftan da okullar özlendi. Bir fark oldu mu eğitim metotlarında pandemi öncesi ve sonrası? Şöyle ben de hocama şu konuda katılıyorum artık. Kapsayıcı eğitim bizde de artık dünya artık evrildi, çevrildi bu pandemiyle birlikte. Aslında şunu gördük hepimizde doğada yaparak yaşayarak öğrenme çocuklar açısından da hepimiz açısından da
gerçekten hem uygulanması anlamında hem de çocuklara kazanımı anlamında çok daha güzel bir yere geldi. Öyle düşünüyorum. Hı hı. Pandemi belki bu konuda bizi birazcık daha bilinçlendirdi, farkındalığımızı arttırdı. Dedi ki çocukları çok fazla içeride tutmayın, dışarıda evet. olsun. Hep şöyle, ben pandemi döneminde sürekli postlar çıktım. Dedim ki çocukların beden sağlığını korurken lütfen ruh sağlığını bozmayalım diye. Evet. Çünkü bir taraftan aslında sistem değil ama çocuklarda bazı değişiklikler gözlemlemeye başladık. Hı-hı. Obsesif davranışlar gösteren çocuklar var. Kaygı düzeyi, kaygı Hı-hı. bozukluğu yaşayan çocuklar var. Korkuları artmış çocuklar var. Yani bütün bunları gördüğümüz zaman da biraz üzülüyoruz tabii. Ya da sosyal fobi oluşturulmuş olan çocukları görüyoruz. Üzülüyoruz. Ha tabii evet. bağımlılıklar hiç saymıyorum bu. Tablet, televizyon. Ben de onu söyleyeceksiniz ondan sonra diye tahmin ettim. Onlara artık, hiç artık gerçek inanılmaz yani. Tabletler. Yani bunu artık herkes sokaktan çevirdiğiniz herhangi biri bile çocuklardaki bu bağımlılığı söyleyebilecek düzeyde. Ki gerçekten çocuklarda gördük biz. Öğrenilmiş otizm oluştu, hı hı. konuşma problemleri öğrenilmiş başladı. Otizm. Yani şöyle hı. otizme benzeyen davranışlar evet. göstermeye başladı çocuklar. Hı hı. Yani onun otizm olduğunu düşünen aileler çok fazla arttı. Doktorlarımız bile artık böyle düşünmeye başladılar. Özel eğitimle giden aileler sayısını arttırdı. Hı hı. Yani o yüzden aslında çocuklarımızı bir taraftan hani evet sağlıklarını hepimiz beden sağlığını korumayı hepimiz isteriz. Bizim hepimiz bu en önemlisi budur. Evet. Ama gel gelelim ki çocuğu bir taraftan koruyayım derken işte parka git diyor çocuk. Diye yaklaşma dokunma dokunma. Herkes Hı-hı. birbirinden korkar oldu. Evet. Çocuklar da bundan çok fazla etkilendiler. Her ne kadar yani göstermesek de. Yetişkinler daha çabuk unuttuk mesela maskeyi, mesafeyi evet. vesaire. Çocuklar da bu konuda çabuk adapte oldular mı sizce? Yoksa onlar daha uzun süreli bu yani, alışkanlıklarını devam ettirdiler mi? Şöyle diyelim ki küçücük ayağı çamur olsa çabuk çamur değiştir üzerime su damladı değiştir hı hı. elimi ben bir kere daha yıkayayım iki kere beş kere daha yıkayayım hı hı. diye çocuklarda bazı hani kalıcı olmaması için özen gösteriyoruz ama baktığımızda onlar için gelecekte de daha çok sıkıntılar çıkarabilecek olumsuzluklar tabii ki oldu. Kaygılar hı hı. arttı. Her an hasta olabilirmişim gibi, her an başıma bir şey gelebilirmiş gibi düşünmeye başladı çocuklar. O yüzden bu süreç biraz da bence çocuklar açısından da tabii yetişkinler açısından da biraz zorlayıcı oldu. Ama dediğim gibi doğada yaparak, yaşayarak öğrenmeyi fark etmesi, farkındalığımızı artırması anlamında hı hı. da çok o bakımdan iyi oldu tabii ki. Evet. Ben hocam dediğim gibi kitabınızı okudum. Çok da gerçekten severek okudum. Çok sağ ol. Kısa sürede de okunuyor. Yani kitap okumayı sevmiyorum diyen anne babaların bile siz de zaten Hı. girişte onu söylemişsiniz. Evet. Yani zaman hızlı. Herkes çabucak bir şeyler öğrenmek. Yani zaman hızlı geçiyor ve insanlar çabucak bir şeyler öğrenmek istiyor. Tam da onlara göre Z kuşağı çocuk yetiştirmek. Evet. Kitabınız bir arkadaşınızla birlikte yazdınız. Evet, Aslan Nuran Akça hocamla evet. psikolog. Onunla beraber yazdık. Onunla birlikte yazdınız. Hemen buradan da tavsiye edelim. Mutlaka edinsinler ve sizin o kıymetli bilgilerinize de bu şekilde ulaşmaları mümkün olacak. Bugün neler konuştuk? Rehberde bugün çocuklar için kural koymak gerekir mi? Kuralsız eğitim olur mu? Bunu sorduk. Avrupa'dan, Almanya'dan iki tane bağlantımız oldu. Frankfurt'tan Mehtap Hanım'a sorduk ve yine Avrupa'daki okul öncesi eğitim metotlarında hangi felsefe benimseniyor diye Gülbeyaz Hanım'a sorduk. Stüdyomuzda çocuk gelişimi uzmanı Emel Seri vardı ve gerçekten bize çok kapsamlı cevaplar verdi. Sizlerin de sorularını cevaplandırdı. Yarın Türkiye saatiyle yine saat 16'da görüşmek dileğiyle. Bize mutlaka konu ve konuk önerilerinizi de WhatsApp'tan ve e-mail ile gönderin. Sizlere rehber olabilecek, sizlere rehberlik edebilecek konuları ele alalım. Çünkü sizin programınız TRT Türk ve rehber programı. Yarın görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.